Gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ronnie var. Onun saçları keseceğiz. Ama bu sefer iddialı bir modelle geliyoruz. Normalde uzun tutuyor saçlarını. Ama bu sefer kuif yapacağız. Bakalım becerebileceğim mi? Ben hiç inanmıyorum becerebileceğim ama belki yaparız. Ama ilk önce şöyle bir saçı bir ayıralım. Güzelce. Ronnie sen inanıyor musun oğlum yapabileceğime? İnanıyor. Şayet ben inanmıyorum kendime. Bakalım deneyeceğiz. Erhan sen inanıyor musun? Bir şey diyemem. Yok oğlum ben nereden yapacağım? Kuif nedir? O model nasıl oluyor bilmiyorum ki ben. Şayet ben kendime inanmıyorum. Yapamayacağım dibime geliyor. Ama bakacağız. Belki şansımıza döner de yaparız ya belki. Evet. Şöyle bir alalım saçı. Şöyle bir kontrol edelim mi? Şurası öne doğru mu geldi? Sıkıntı yok. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Evet gençler başlıyoruz. Kuif'ten başlayalım bakalım. Nasıl oluyor lan bu kuif modeli? Vallahi onlar özel modeller. Şimdi çıkartabileceğim mi, yapabileceğim mi bilmiyorum. Ama şöyle bir 4 numarayla girelim. Şöyle bir 4'ü takalım. 4'le başlayalım. Belki çıkartabiliriz. Şimdi Ronnie oradaki saçların dipleri sıfırdı biliyorsun. Evet ben bir tık daha uzun istiyorum. Tamam. Gençler bu arada hayat nasıl gidiyor? Vallahi bak artık sizi besliyorum ha. Sürekli videolarla. Artık herhalde desteğinizi esirgemezsiniz. Saat kaç? 6:30. 7'ye geliyor değil mi saat? Evet. 6 gazetçiydi. Ve civarı gelirim dedi. Gelirim lazım. Evet sıfırla geldik. Na sıfır mı? O nereden çıktı ya? Sıfırla girmedik. 4 numarayla girdik. Şimdi. 4'le girdik. Ondan sonra 1 numarayı alıyoruz. 1'i takıyoruz. Çengel. Kapalı bir şekilde. Şöyle. Yürü. Aynen böyle kal.
Şöyle bir yanları temizliyoruz gençler. Şimdi 4'le aldık. Böyle kademe kademe aşağı doğru düşeceğiz. Ama 0 girmeyeceğiz sadece, o kadar. Sadece 0 yapmayacağız. Nasıl gidiyor? Güzel. Dur bakalım, daha yeni başladık. Şimdi gençler, kalın bir uçuğu takıyoruz. Çengeli çekiyoruz ama aşağıya. Yukarı doğru böyle kaldırarak şu 4 numarayla aldığımız yerler var ya, oraya bir platform oluşturuyoruz. Bakın şuradaki fazlalıkları da alıyorum zaten. Şunlar şu an bizim işimize yaramayacak. Zaten katlı geleceğimiz için aşağı doğru. İlk önce bizim için önemli olan noktalar şunlar. Şunları şöyle alalım, temizleyelim. Bu video bir tek uzun olabilir, haberiniz olsun. Şöyle girelim. Şuradaki fazlalıkları bir alalım. Tamam. Roni, şimdi başlıyoruz oğlum. Fazla kafanı oynatmazsan tamam. Çok iyi olur. Yarım aldık, takıyoruz. Bakın çok fazla yukarı değil. Kulak üstünden 1 milim. Şöyle arkalardan buralara böyle dolaştırarak gidiyoruz şimdi. Buralara böyle girecek. Bakın burada fazla değil, çok fazla yukarı çıkmadan şöyle bir tık temizleyerek giriyoruz. Şimdi burayı böyle ayarladık mı? Evet. Şimdi bir uçağa çekeceğiz. Şöyle yarımı. Roni, aynı. Bakın şuraları şöyle yiyeceğiz. Şu bölümü sadece. Şunları şöyle çok güzel bir yememiz lazım ki modeli ortaya çıkartabilmemiz için. Aynen onu.
Bakın farkında mısınız? Model artık böyle ince ince böyle bir şekle girmeye başladı. Bak bakayım. Geliyor mu? Oluyor mu? Oluyor. Evet. Şimdi bir numarayı takacağız. Ve bir iki tık bu kadar yeter bizim işimize. Ronnie. Aynen. Şimdi bakın. Şuraları görüyorsunuz zaten bak. Şuraları alarak makinenin köşelerini kullanarak bakın. Şöyle çaprazlama bir şey, sistemle böyle giderek gidiyoruz. Şuradaki fazlalığı da alıyoruz. Ondan sonra buraya. Bakın böyle alarak şuraları hallediyoruz. Şuralara bakmayın, az sonra onları makaslayacağım çünkü makasla kısaltacağım. Bir buçuğa alıyoruz. Şurayı şöyle. Buraya da girerek. Şuradaki izleri kaybediyoruz. Saça bıraktığımız büyük izleri. Ronim, şöyle kal, aynen gülüm. Ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş oluyor. Oturmaya başlıyor saç. Ondan sonra şöyle tekrar aha düştü. Bak nereye gitti? Hoppa. Ondan sonra yaşar. Tekrar yarımı alacağız. Yarımı da iki tık oynatsak. Bakın 1 2 2 3 tık sadece. Şuralara. Şu geçişlere. Kaldırarak şöyle alarak şu diplerdeki izleri kaybediyoruz sadece. Bakın zaten hemen böyle aldığımız gibi gidiyor onlar. Çaprazlama giriyoruz saça. Bak. Uçları kullanarak çapraz çapraz gidiyoruz. Burası da aynı sistem. Bakayım. Ronnie abi iyi mi? İyi. Evet gençler. Şimdi bakın buraları ayarladık ya. Şimdi ne yapacağız? Büyük tarak var ya, kalın taraklar. Şimdi bunu kullanıp yukarıları ayarlamamız lazım. Yani şuraları. Onu da makas, makine tarakla geçeceğiz. Ronnie, aynen gülüm, kal öyle. Şöyle alarak. Ronnie, kıpraşma. Şu bölümlerde kıpraşma. Şöyle dur, aynen. Bak şimdi şuradan görüyorsunuz zaten bak. Fazlalık olanlar çıkıyor. Saçın arasında bak görüyorsunuz. Şöyle yukarı doğru kaldırarak şöyle alarak bunları düzeltiyorsunuz. Bundan sonra bir kişim daha var. Yo. Ben seni ararım. Tamam. Bakın buraları böyle alıyoruz güzelce.
Yukarı doğru kaldırarak. Yukarı doğru kaldırarak sadece. Fazla bir şey yapmadan. Buralar ayarlanıyor. Bakın. Şuraları alarak bak. Çaprazlama. Şimdi buraları böylece ayarladık. Şimdi ne yapacağız? Makasa geçeceğiz. Artık biraz makas kesimine geçiş yapmamız lazım. Çünkü bazı noktalarda izler var, onları artık kaybetmemiz lazım. O noktaları da makasla. Makineyle değil. Şimdi saçı bir ıslatalım. Çok fazla ıslatmanıza gerek yok, hafif. Minik minik ıslatsak işimizi görür bizim. Şu fazlalığı bir alalım şuradan. Şimdi saça girebiliriz. Bakın şu altları şuraları ayarlamayı da unutmayın makasla. Buralara fazla girmeyeceğiz. Neden çaprazlama neden girdim? Buraları biraz uzun tutacağımız için. Çünkü kuif modeli ya. Buraları tam olarak yok etmiyoruz. Şöyle kaldırarak böyle geldiğiniz zaman şu noktada bırakacaksınız saçı. Şöyle altları bir ayarlayalım. Şuraları. Bak hop. Fazla girmeden hafif bir sistemle yukarı doğru böyle kaldırarak şöyle. Şimdi buralara geliyoruz. Buraları da böyle alalım. Mesela bizim Ronnie'nin burada döner var. Saç bu tarafa doğru daha çok yoğunlaşıyor. Aşırı yoğunlaşıyor. O yüzden burayı bir tık daha kısaltabiliriz. Şöyle gelerek şu burayla burayı dengeleyebilirsiniz. Erhan biliyorum sıkıldın değil mi? Şimdi bu tıraş biraz daha diğer tıraşlara göre özel bir modele girdiği için onun bir tık daha uzun sürüyor. Şimdi buraları da böylece hallettik. Şurayı bir ayarlayalım. Şu hop, bu saç da gelsin bu tarafa. Tamam. Ronnie bir tık kırsana. Aferin. Çok değil. Heh. Çok kırmana gerek yok. Bakın. Şimdi. Asıl olaya şimdi geliyoruz. Onlar gayet güzel oldu. Dur daha olacaklar. Zaten şimdi yanlarda senin izlerin var. Ben onları şu an pek fazla kafaya takmıyorum. Onları en son ayarlayacağım. Şimdi Ronnie, saçın üstlerinden ne kadar alacağız? Evet gençler, şimdi gelelim
Platform kesimini. Alacağız ya bayağı. Bayağı derken yarısını götüreyim mi? Bir yarısından bir tık azını götür göreyim. Tamam. Bakayım şöyle. Güzel. Şimdi gelelim bu tarafa. Şimdi. Gel bakalım. Bakın zaten görüyorsunuzdur uzunu kısadı. Şöyle alarak buradan da girdi. Bak. Çekiyorsunuz ya saçı. Bakın. Hemen çıkıyor zaten. Ondan sonra buraya geliyoruz. Burayı da böyle aldıktan sonra bakın şimdi yanları ayarlamış olduk. Bakın şöyle. Yanlar yavaş yavaş toparlanıyor. Şimdi gelelim üstlere. Evet, Roni abi. Şimdi bak bakalım. Şunu alayım mı? Hatta bence biraz daha fazla bence alalım. Bence de. Bir tık daha fazla alabilirim. Şu. Al. İki. Bakın hani profil çizdik ya yanlara. Onun üzerinden gidiyorum saçta. Arka tarafa pek fazla gelmiyorum. Orayı kısaltmıyoruz. Şimdi gelelim tekrar öne. Buraları bir tık daha kısaltabiliriz. Şöyle bir bakayım saça. Şimdi buralar daha uzun. Şuralar. Böyle çekiyoruz ve ona göre alıyoruz. Şimdi bizim Roni'nin buralar çok büyük sıkıntılı. Ona göre ayarlayacağız oraları. Şöyle bütün fazlalıkları alalım. Gördüğünüz gibi çıkıyor zaten.
Hani bey. Ronny abi nasıl oldu? Güzel. Şimdi üstlere bak bakayım. Daha almama gerek var mı yoksa kalsın mı? Abi bir tık daha böyle tamam. Az daha. Özellikle önler. Tamam. Çok az bir parmak önler. Çünkü? Şimdi. Şöyle kaldır. Öksüreceğim mi? Öksür. Sıkıntı yok. Kolay gelsin. Sağ olasın. Kolay gel. Balığı. Ne haber Engin'cim? İyiyim sen? Yeni modelin hayırlı olsun. Sağ ol. Ne oldu surat beş kırış? Yok canım o kadar da değil. Vurur muyum ya? Nasıl geliyor? Gayet güzel. Çok kararlı geldi zaten. Ne istediğini bayağı bakalım. İddialı model canım. Kuif istiyor. Evet. Ne istiyor? Kuif. Ne? Ya o model ismi. Şimdi biz Ronny'nin sadece saçlarının uçlarını aldığımız için uzunken şimdi bir anda öyle kuife geçince bayağı bir iddialı istedi. Çok havalı olacak. Bayağı. Rahat edecek. Antrenmanlar falan çok tabii. İyi oldu, iyi. Çabuk uzuyor. Diğerinin de uzamıyor. Diğerinin de uzamıyor. Maşallah var onun da. Evet. Ronny abi. Bak bakayım. Tabii biz şimdi sana kıyıf yaptık. Sen öyle bir model yapmayacaksın saçlarına da. O kesin. Arkayı görebilir miyim? Arkayı mı? Ne yapacaksın oğlum arkayı görüp? Ha ne yapacaksın ya? Ne işine yarayacaksın şimdi senin arkayı görmeye? Aa güzel olmuş. Aa güzel olmuş anne. Şimdi bekle ufak tefek bazı yerlerde hatalar var. Yok makinalık. Yok, yok canım ne sakıncası. Sıkıntı yok. Şimdi ufak tefek yerlerde bazı izler var. Onları daha kaybetmedim. Şimdi onları kaybedeceğim. Şimdi şunu şöyle bir alalım. Aram pardon oğlum ayağını vurdum. Ronny şöyle dur aynen. Ben de böyle kestirsem. Rahat model zaten. Ronny şimdi ne olacak ya? Ya. Tabii YouTube kanalım var ya videoyu YouTube'a atacağız. Artık YouTube'da izler kendini. Saçı aşama aşama nasıl kesildiğini görür. Tabi benim var ya 6000 6250 falan.
Abonem var. Sizi bulduklarından beri bize söylemiyorlar. Çıkıp çıkıp geliyorlar. Evet. Falan bırakıyor. Bugün? Ha bugün ayda. Evet. Vallahi bugün ben de şaşırdım. Ronnie baktım tek başına geldi. Ha normalde gelmiyor. Normalde sürekli babayla geliyor. Kaşıyor Allah Allah dedim bugün. Sonra. Bugün bir değişiklik yaptı. Bir baktım Ronnie kapıda. O biraz alerjik. Ha. Şeyden sonra. Kesimden sonra. Kızarıyor. O sıkıntı işte. Evet. Ronnie abi. İyi mi? Gayet. Şimdi şöyle enselerini bir ayarlayalım, bir natural yapalım onları. Favorimi sileceğim onu. Gerek yok. Ketoral kullanın. Ne? Ketoral. O ne? Şampuan. Kepek şampuanı. Biraz sabırsız. Bak ketoral şuradaki bak. Kırmızı kapaklı var ya. Hmm. Ufak. O işte. Ondan alırsanız geçirir kepeği. Ama şey yapacak. Onu sürekli kullanacak. Ketorol'ün kötü yanı o. Sürekli kullanması gerekiyor. Zaten ona şey mesela... Sürekli normal şampuan gibi şampuan, sürekli onu kullanacak. Market şampuan. Başka bir şey kullanmayacaksın artıyor. Yani. Stop. Onu bir tane hasta açalım. İnternetten değil oğlum. Şuradan eczaneye gitsen eczanede alırsın onu. Ne? Eczane. Eczaneden alıyorsun onu. Ketoral. Ne internette? İnternete ne gerek var? O zaman dediğim gibi ketoral alacak, bir daha ömrünün sonuna kadar hep ketoral kullanacak. Efektinde falan hep Mustela kullanırsak, o da eczaneden alınıyor. Evet. Hatta hala bir sene öncesine kadar. Valla. Şimdi bitkisel başka bir şey kullanıyoruz çünkü rolü çok alerjik. Hımm. Kutsal olarak. Bunu gittim şampuan falan. Ne hayır, hep onu kullanıyor. Neyi? Hep senin aldığın gibi. Benim aldığım mı değil mi? Ha. O biraz azalttı ama tamamen geçirmedi. Deneriz ketoral. Anladım. Abi doktorla da konuşacağız. Tabii ki. Ne abi? Ne diyorsun? Çok güzel. Çok mu güzel? Beğendin mi? Evet. Vallahi. Vallahi. Hop. Maşallah. Tamam düşsün ya. Yapacak bir şey yok. Hasta. Duydun mu öyle mi? Evet. Göz tepeliymiş. Ha evet. Biliyor muydun? Evet. Bunun için kaç kız oynuyor? Basket. Valla. Ama göz tepeliymiş. Süper. Ben de dedim ki göz tepeli istemiyorum. Niye? Dedim. Valla onların bu taraflarla çok tanıdık oluyor dedim. Biz de öyleyiz. Evet. Biraz üşüyorum. Ronnie, çok fazla kırlatmıyorum saçlarını. Oynan ben de.
Pudra. Saç pudrası. Ne için? Saçlarına şekil vermek için. Bu yaşta çocuğun saçlarına hafif düştü. Arabayı toz yapacaklar şimdi. Ron hiç öyle çok fazla kıllatmıyorum. Sadece saçlarını tutsun diye yapıyorum. Yani zaten fönlerini çekmedim. Öyle mesela sallamasyon bir şey yaptım. Haberin olsun. Zaten sen zaten öyle saç maçı yapmadığın için, yani sevmediğin için, hani ben de bunu bildiğim için. Onun için daha herhalde bir 5 senesi var. Ron abi, iyi mi? Güzel güzel. Şöyle bir göstereyim. Çok güzel. Evet bu ya. Annem çok güzel oldu. Oldu mu? Oldu. Evet. Arkadaşlar, videomuz bitti. Yani fönü de öyle çok fazla kıllatmadım. Sadece Ronnie yıkanacağı için, burada yıkatmıyor çünkü, onun için böyle bir şey yaptım. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Halim Altan King Up şahsi hesabım, Salon Halim King Up Officials'a iş hesabım, oradan beni takip edebilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa, eğitim almak isteyenleriniz varsa oradan da bana ulaşabilirsiniz. Zaten açıklama kısmına numaramı da yazıyorum. Oradan da ulaşırsınız. Bugün Ronnie ile kuyuf yaptık. Kuyuf kesimini gösterdim size. Umarım öğrenmişsinizdir. Biraz zor bir kesimdir ama tekniği öğrene öğrene yavaş yavaş kesebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok ama çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.